Herkese merhaba, ben tatilciler.com'dan Onur Öztürk. Bugün NG Enjoy'dayız. Burası harika bir otel. Çok da farklı, adeta doğanın içerisine gömülmüş. Çok talep görüyor, çoğu zaman da dolu. Bu videodan sonra bence buraya siz de benim gibi aşık olacaksınız. Eğer buraya gelmek isterseniz rezervasyon taleplerinizi bize bekliyoruz. Lütfen başka yerlere gitmeyin çünkü en iyi fiyat kararı size sunuyoruz. Fiyatların tamamını alın, sonra arayın, deyin ki sizde ne kadar? Bizdeki fiyatlar daha uygun olacak. Ayrıca da size katkı sağlıyoruz. Buraya gelmeden önce her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Birçok misafirimiz ofislerimize geliyor, onlarla tanışıyoruz. Ben hepsine tek tek teşekkür ederim. Çok kısa zamanda büyük bir kitleye ulaştık. Rezervasyonları için bizi tercih ettiler. Çok teşekkür ederim onlara da bize sağladıkları katkı için. Ben de sizin için bir şey yapmak istiyorum. Instagram hesabımızı takip edin. Çünkü çekiliş orada yapılacak. Çekilişe katılırsınız. Sonrasında da burada keyifli bir hafta sonu geçirirsiniz. Ben de size bu hediyeyle bir teşekkür etmiş olurum diyorum ve videoya başlıyoruz. Lobiye ilk adımımı attım. Sımsıcak bir yere geldik. Burası yeni bir otel. 2020 yılında inşa edildi. Hemen yanında da Güral Sapanca var. Orayı zaten muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. İkisi arasında da küçük farklar var. Farkların neler olduğunu anlatacağım size. Arkamda resepsiyonu görüyorsunuz. Resepsiyon bildiğiniz resepsiyonlardan birazcık farklı. Gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Sizi misafir ediyorlar. Çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz. Sonrasında giriş işlemleriniz yapılıyor ve oda kartınızı veriliyor. Lobinin havası ilk bakışta çok sıcaktı. Teşekkür ederim. Kartımı da aldım. NG Enjoy gerçekten çok şık tasarlanmış bir otel. Her yerinde ayrı detaylar var ve sizi sarıp sarmalıyor. Hem çok şık hem çok rahat bir yer. Çoğunlukla çiftler burayı tercih ediyor. İsminde de var zaten Enjoy ama aileler de var tabii ki. Bununla alakalı bir kıstas yok. Fakat yan tarafındaki otel yani Güral Sapanca ile ortak alanları var. Siz o otelde kullanabiliyorsunuz. O otelin kafesini de kullanabilirsiniz. O otelin havuzlarını, aqua parkını da kullanabilirsiniz. Bahçesini de kullanabilirsiniz. Onlar da burayı kullanabiliyorlar. Aslında aralarında çok ciddi bir fark yok yani. Ama burası biraz daha böyle modern. Ne söylesem olmuyor çünkü ikisi de modern. Orası da 2020 yılında yenilendi. Oraya gittiğimizde görürsünüz. Onu da size göstermeye çalışacağım zaten. Siz ikisini de göreceksiniz. Hangisinin size göre olduğuna karar vereceksiniz. Ama videonun altına yorum olarak yazarsanız ben de merak ediyorum. Siz olsanız hangisinde kalmayı isterdiniz? Burada bir zeytin ağacı var. Siz lobide otururken yine dışarıdan kopmuyorsunuz. Bu mükemmel zeytin ağacını görebiliyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Tesisin her yerinde, kapalı alanlarında bile bir doğa tesisinde olduğunuzu, doğayla iç içe olduğunuzu hatırlatan detaylar var. İster istemez gözünüz hepsine takılıyor ve sizi ferahlatıyor bu detaylar. Devam ettiğinizde burası da akşamları misafirleri zaman geçirdiği alan. Aynı zamanda burada bir pastane var. Buyurun sizi pastaneye götüreyim. Otelde sunulan dondurmalar, otelin kendi yaptığı dondurmalar ve kesinlikle koruyucu içermiyor. Misafirler çocuklarına gönül rahatlığıyla dondurmaları yedirebilirler diye bana bilgi verdiler. Daha sonra devam ettiğimde de burada bu güzel tatlıları görüyorsunuz. Bu otel yarım pansiyon çalışıyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği fiyata dahil. Saat 3.30'da başlayan bir çay saati var. Çay saatinde de poğaça, börek, sandviç, ufak atıştırmalıklar, tatlılar, çay ve kahve servisi eşliğinde sunuluyor misafirlere. Acıkırsanız eğer yemek yemekten de kaçınmayın. Onunla alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Yeri geldiğinde söylerim.
Burada her gün canlı müzik yapılıyor. Bazen piyano eşliğinde, bazen gitar eşliğinde, bazen gruplar gelip sahne oluyor otelde. Ama her gün canlı müzik otelde var. Akşamları burada canınız sıkılmaz yani. Şu an otel yaz konseptinde, bir de buranın kış konsepti var. Çok ciddi bir değişiklik yok kış konseptinde ama buranın bir terası var. Hemen yanımda gördüğünüz teras. Orada ateşler yakılıyor. Ateşlerin başında güzel şaraplar içebiliyorsunuz, çay kahve içebiliyorsunuz veya içerideki şöminede zaman geçirebiliyorsunuz. Sizi oraya götüreyim. Buyurun. Burada bir şömine var kış konsepti için. Odun şöminesi bu. Misafirler burada oturuyorlar. Burada şömine yakılıyor. Atmosferi çok güzel, ambiyansı çok güzel. Dışarıda olan versiyonu da var. Şu an orası hazır değil ama ben burası ilk açıldığında gelmiştim ve çok güzel anılar biriktirdim bu otelde. Çok da keyifli. Tekrar buraya geldiğim için de kendimi şanslı hissediyorum gerçekten. Dışarıdaki alan kışın inanılmaz oluyor. Şu anda da çok güzel. Fakat bu akşamlar ateş yanıyor falan, siz başında oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz ve sonbahar, kış falan çok çok güzeldi. Umarım siz de buraya gelirsiniz ve bu alanların keyfini çıkartırsınız. Gelirseniz eğer bana Instagram'dan resimlerini gönderin, olur mu? Ben de buralara geldiğinizde neler yaptığınızı merak ediyorum. Beni etiketleyin, bana da gönderin resimlerinizi. Sevgili tatilciler, Angie'yi almışlar, ormanın içine gömmüşler adeta. Arka tarafındaki doğayı görüyorsunuz değil mi? Tam otelin sınırında odalar da aynı şekilde böyle manzaralı olanlar var. Hepsinde bu kadar ciddi manzara yok ama orman manzaralı odalar var. Onların hepsini size göstereceğim zaten. İçerideyken bahsettim ya, hani böyle ateş yakılıyor, başında oturuyorsunuz falan diye. Bugün yağmurlu bir gün. Bunları kaldırıyorlar. Onun başka bir setup'ı var. Buraya atılıyor. Siz de başında şarabınızı içiyorsunuz. Eşinizle sohbet ediyorsunuz. Çocuklarınızla zaman geçiriyorsunuz. Hava isterse 0 derece olsun. Burada rahatlıkla zaman geçirebiliyorsunuz. Ama onun dışında bu alanda var. Bu alanda da ısıtıcılar var. Açık hava ısıtıcıları. Hem dışarıda zaman geçiriyorsunuz hem de ısıtıcılar size yardımcı oluyor. Burada da üşümüyorsunuz. Bu da güzel bir imkan. Evet sevgili tatilciler, buraya geldiğinizde ne yapacaksınız peki? Şimdi sevgi yolundayım. Otelin içerisinde bir tur attırıyor sizi bu yol. Aynı zamanda çok güzel bir bahçe. Otel sık bir orman dokusunun içerisinde. Eğer bu size yetmezse ormanın içerisinde bir patika yürüyüş yolu da var. Burası da çok güzel. İçerisinde köprüler falan var böyle. Birazdan zaman kalırsa oraya da gidip size göstermek istiyorum. Çünkü ben kendi tatilim için, kendi kişisel tatilim için geldiğimde orada çok zaman geçirmiştim ve çok güzel fotoğraflarım var. Sizin de olsun isterim. Sağ tarafımda da otelin açık havuzu var. Burası yaz konseptinde açık. Kışları kapalı. Artık ne zaman kapanır bilmiyorum ama tahmin ediyorum Ekim ayına kadar falan açık kalır. Mevsim iyi giderse tabii. Mevsim şartlarına göre değişiklik gösterebilir bu. Burası çok güzel ama bir havuz var ki, sessiz havuz. O da ileride, ormanın içinde. Daha önce hiç bu kadar güzel bir havuz da görmedim açıkçası. Size de göstermek için sabırsızlanıyorum. Öncesinde isterseniz sizi açık havuza götüreyim. Burada bir snack bar da var. Buyurun. Sevgili tatilciler, işte açık havuza geldik. Burada solumda tesisin açık havuzu bulunuyor. Sağ tarafta da çocuklar için bir havuz mevcut. Her iki otelin de kullanımına açık. İster Angie Sapanca'da kalın, İsterseniz de NGNGO'da kalın, bu havuzu kullanabilirsiniz. Ama her ikisinde ayrı ayrı havuzları var. Şu an yavaş yavaş böyle yağmur serpiştiriyor. Tatlı tatlı, hava sıcak tabii. Yani bu havuzun keyfi öyle bir çıkar ki bu havada, inanamazsınız. Eğer havuz başında karnınız acıkırsa gelip buradan yiyecek içecek siparişi verebiliyorsunuz. Size fiyatlar hakkında da fikir vereyim ama vereceğim fiyatların bu videonun çekildiği gün
geçerli olduğunu ve değişebileceğini unutmayın. Sadece size fikir vermek istiyorum. Merak ettiğinizi biliyorum. Fikir versin diye şu anki fiyatlarla bir hamburger 260 TL, bir çay 30 TL, bir bira 135 TL gibi fiyatlarla sunuluyor tesiste. Aslına bakarsanız İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ortalama bir kafede olan fiyatlar bunlar. Çok uçuk kaçık rakamlar beklemeyin. Bence rakamlar böyle bir otelin içinde gayet yumuşak olması gerektiği gibi. Burası lüks, güzel bir otel. Fiyatlar da bence gayet yerli yerinde. Abartılı bir durum şahsen ben göremedim. Sevgi yolunda yürümeye devam ediyorum. Şimdi sevgi yolunda giderken arkamda da böyle bir alan var. İçinde salıncaklar var. Gün içerisinde zaman geçirebileceğiniz yeşil alanlar var. Gideyim o arkadaki sandalyelere oturayım mı bir? 3 sene önce o sandalyelerde çekilmiş bir resmim vardı. Hala bakınca burayı hatırlarım ve bana çok iyi gelir. Gidelim oraya doğru. Orası da çok güzel. Buyurun. Enjoy birazcık böyle kuzeyli tarzda inşa edilmiş ve bu alanlar da size bunu hissettiriyor. Burada 6 tane sandalye var. Gelip burada arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, bir şeyler içiyorsunuz. Doğanın kalbindesiniz. Bu alanın ismi Sevgi Tepesi. Aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Yani şu an şurada oturduğunuzda bir şey düşünmeyi deneyin, düşünemiyorsunuz. Sizi sakinleştiriyor, iyi geliyor. Ha, bunlar benim kişisel duygularım. Bana öyle hissettirdi. Siz de geldiğinizde hislerinizi ne olur benimle paylaşın. O demin oturduğum sandalyeler vardı ya, orada bir yarım saat oturmuşum. Bizde de bir mola oldu. Çok da güzel bir mola oldu. Hakikaten küçük bir resetlendik. Sessiz Havuz'a getirdim sizi. Sessiz Havuz da çok özel bir yer. Ve size burada birkaç tane tavsiye vereceğim. Vermeden önce çıkalım yukarıya. Evet sevgili tatilciler, sizi sessiz havuza getirdim. Gerçekten çok sessiz. Doğanın içerisinde harika bir alan burası. Şimdi burasıyla alakalı birkaç şey söyleyeyim. Hatta birkaç tavsiye vereyim size. Eşinizle, sevdiklerinizle buraya geldiğinizde bu alanın keyfini kesinlikle çıkartmalısınız. Özellikle mesela evlilik yıl dönümlerinizde küçük kaçamaklar yapabilirsiniz buraya. Bununla beraber çocuklarınızla da gelebilirsiniz. Çünkü çocukları bırakabileceğiniz bir çocuk kulübü var. Çocuklarınızı oraya bırakıp burada eşinizle bu keyfi yaşadığınızı düşünsenize ve bunu 12 ay yapabiliyorsunuz. Yani bu tesiste 12 ay yapabileceğiniz aktiviteler var. Şu an yaz konseptinde dediğim gibi bu havuz açık. Kış konseptinde bu havuz yok ama o zaman da şömineler yanıyor, ateşler yanıyor falan. Mükemmel bir hediye olur. Bunu bir köşeye koyarsak balayı çiftleri, özellikle sonbahar ve kış aylarında evlenecek balayı çiftleri çok umutsuz geliyor mağazalarımıza. Biz nereye tatile gideceğiz diye. Burası sizin için de biçilmiş kaftan. Çok güzel bir spası var. Spada bir masaj yaptırırsınız. Gelir burada havuz keyfi yaparsınız. Doğanın içerisinde yürüyüş yaparsınız ve eşinizle mükemmel zaman geçirirsiniz. Balayı için de bence çok iyi bir seçenek. Hem yaz aylarında hem kış aylarında NG Sapanca Otelleri sizin için inanılmaz bir seçenek olabilir. Burayı böyle değerlendirmelisiniz. Evlilik yıl dönümlerinizde, doğum günlerinde böyle 2 günlük, 3 günlük kaçamaklar şahane olur. Aa şeyi unuttum, bir kampanyamız var. 4 gece kalırsanız eğer burada 3 gece ödüyorsunuz. Nasıl? 4 gece kal, 3 gece öde. 2 gün biraz kısa kalabiliyor ama 4 gece kalırsanız burada var ya, pamuk gibi olursunuz. Nasıl buldunuz sessiz havuzu? Çok güzel bir havuzdu gerçekten. Güzel bir otel, güzel bir havuz, güzel olanaklar. Şimdi
Ben bir yürüyüş parkurundayım. Aslında bu yürüyüş parkurunun etrafında açık havuz var, sessiz havuz var. Sağ tarafında da grubun diğer oteli olan NG Sapanca var. Bu ikisinin bahçesinde sayılırız. Fakat burası da böyle bir parkur gibi. Burada böyle yürüyüş yapabiliyorsunuz ağaçların içerisinde. Devam ettiğinizde daha sık bir ormana sahip olan bir parkur daha var. Bahsetmiştim zaten video içerisinde. Sizi oraya da götüreyim, oradan da kısa görüntüler vereyim. Gün içerisinde bu aktiviteleri de yapabilirsiniz burada. Burası da diğer parkur. Tam böyle ormanın içerisinde, içinde köprüler falan da var ileride. Tesis içerisinde biraz böyle yürüyüş yapmak, doğanın içinde kaybolmak istiyorsanız bu parkuru da kullanıyorsunuz. Ama bebek arabanız falan varsa da bu demin gösterdiğim parkurdan yürüyüş yapıyorsunuz. Her iki olanak da var yani. Tabii benim gibi böyle gelmiyorsunuz buraya. Spor ayakkabılarınız, eşofmanlarınızla geliyorsunuz, keyfini çıkartıyorsunuz. Otelin 3 bantlıda bir aqua parkı var. Şimdi NG Sapanca'nın içerisindeyiz. NG Enjoy'da kalan misafirler de burayı kullanabiliyor. NG Sapanca'da kalanlar burayı kullanabiliyor. NG Enjoy'da bir aqua parkta havuz yok. Eğer aqua park istiyorsanız buraya geleceksiniz. Fakat gelmek öyle zor falan değil. Zaten ikisi yan yanalar, aynı bahçe içerisindeler. Siz hiç fark etmiyorsunuz bile bahçe içerisinde yürürken. Bir bakmışsınız buradasınız. Bu otelin havuzları harika, hem de her şey düşünülmüş. Yani kapalı bir havuz burası ama sanki açık gibi de. Çünkü camların etrafından ağaçlar görünüyor falan, doğanın içinde yüzüyorsunuz gibi. Burası otelin çocuklu aileler için olan kapalı havuzu. Bunun hemen yanında kadınlar için olan bir kapalı havuz var. Onun yanında da yetişkinler için olan bir çocuk havuzu var. Yetişkinler için olan çocuksuz bir havuz var. Bu ne demek oluyor? Siz hafta sonu için kafa dinlemeye gelmişsiniz buraya. Kapalı havuza gireceksiniz. Çocuklar da eğlenmek istiyor. Onlar da burada eğleniyorlar. Ama sesinden rahatsız olabiliyoruz bazen. Hemen yetişkin havuzuna gidiyorsunuz ve tatilinizin keyfini orada çıkartıyorsunuz. Harika bir deneyim, harika bir olanak. Nasıl buldunuz peki? Ben çok beğendim. Gerçekten beğendim. Otelin bu yeşil alanları, havuzları, modern yapısı, kahvaltısı mesela çok lezzetliydi. Size akşam yemeğini göstereceğim ama kahvaltıyı sabahleyin burada yaptım. Hem çeşitlilik çok güzeldi hem de çok lezzetliydi. Sadece bir hafta sonu otel olarak değerlendirmeyin burayı. Bakın, özel günlerinizde, doğum günlerinizde, evlilik yıl dönümlerinizde çok iyi bir hediye olur buradan. Hafta sonu kaçamağı olarak o zaten cepte. Balayı için, sonbaharda evleniyorum, kışta evleniyorum, nereye gideceğim veya Antalya'ya gitmek istemiyorum, yazın evleniyorum ama yakın bir yere gidelim, yol derdi çekmek istemiyorum. Şahane! Çocuklu aileler için çok güzel imkanlar var. Çocuklarınız burada sıkılmaz. İçeride bir çocuk kulübü de var. Bugün orayı da gezeceğiz, orayı da göstereceğim size. Ve çiftler için kendinize zaman ayırabilirsiniz burada. Eşinizle beraber, ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber harika bir deneyim yaşayabilirsiniz. Küçük bir parantez daha açacağım. Fiyatlara baktığınızda bence pahalı bulmayacaksınız ama belki pahalı görenler de olabilir. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu bölgede biliyorsunuz Sapanca denilince artık akıllara bungalovlar geliyor. Bu otelin
fiyatı bungalovlarla neredeyse aynı. Hepsini kapsamak istemem ama genellikle maalesef böyle. Güvenlik önlemleri konusunda problemler var. Eşleriniz yemek yapıyor, bir yiyecek içecek hizmeti yok. Parasını verseniz de bazen bulamıyorsunuz bunu. Burası resort bir otel. 5 yıldızlı harika bir otel. Onlarla yan yana bile gelemez kalite olarak ve neredeyse aynı fiyatlar. Siz hangisini seçerdiniz? Yorumlara yazın, olur mu? Herkese merhaba. Ben tatilciler.com'dan Onur Öztürk. Tatilciler.com kimdir? Blue Dream. Avalanche. Ayla da Xorgon. Akadya'dayız. Doğru fiyat ödüyorsunuz, doğru hizmet alıyorsunuz. Tatilciler.com yeni nesil bir seyahat acentesi. Buradaki hedefimiz insanların tatile gelmeden önce onların neyin beklediğini tüm detaylarıyla şeffaf bir şekilde paylaşabilmek. Eğer siz bizi ofislerimize ziyaret etmek istiyorsanız İstanbul'da bulunan 5 alışveriş merkezi mağazamızda bizi ziyaret edebilirsiniz. Biz de sizinle tanışmayı çok isteriz. Rezervasyon taleplerinizi bize bekliyoruz. Çağrı merkezimiz, WhatsApp hattımız sabah 10, akşam 10 arasında açık. Sevgili tatilciler, buraya geldiğinizde spa'ya da uğramanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü burada bir masaj yaptırmak, hamamın, saunanın keyfini çıkartmak, sonra odaya dönmek veya üzerinde bir yemek yemek çok iyi geliyor insana ya, çok iyi geliyor. Tabii ki bir bedeli var. Fiyatlarından da bahsedeyim size. Vereceğim fiyatlar geldiğimizde olur mu olmazı bilmiyorum. Bugün geçerli liste fiyatları ama size bir fikir veriyor olacaktır. Mesela İsveç masajı, klasik masaj bu. 50 dakikası 1850 TL'ymiş. 1850 TL başlangıç fiyatı. En ucuz masaj 1850 TL otelde. Hamamı ve saunayı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat hamamda bir köpük masajı yaptırmak isterseniz onun için ücret ödüyorsunuz. Yoksa kendiniz hamamı ve saunayı ücretsiz olarak konsept dahilinde kullanabilirsiniz. Çok şık, çok rahatlatıcı bir yer. Masaj odaları, hamam, sauna çok keyifli. Umarım gelip deneyimlersiniz. Sevgili tatilciler, şimdi sizi otelin Sincap Kulübü'ne getirdi. Burası bir çocuk kulübü. En önemli özelliği akşam 22'ye kadar açık olması. Bu size ne sağlıyor? Eşinizle size özel bir alan sağlıyor. Akşam yemeğinden sonra çocuğunuz burada eğlenirken siz de eşinizle ateşin başında bir şeyler içebilirsiniz. Gün içerisinde sessiz havuzda zaman geçirebilirsiniz. Çok da etkin bir çocuk kulübü. Sadece kapalı alanda değil, gün içerisinde doğa içinde yapılan etkinlikler de var. Mesela amfiteyatroda yüz boyama etkinliği gibi etkinlikler var. Ebru sanatı etkinliği var vesaire. Siz zaten ebeveynler olarak bunların birçoğuna hakimsinizdir. Ben eminim benden daha iyisinizdir. Bununla beraber özel dönemlerde 29 Ekim gibi, sömestr gibi, 19 Mayıs gibi çocuk sayısının daha fazla olduğu dönemlerde bir panayır kuruluyor otelde. Bu panayır ve festivalle alakalı zaten o dönemlerde biz ilgili bilgilendirmeyi web sayfamızda bulunduruyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu dönemlerde çocuk kulübü için çok özel dönemler, çocuklar için de çok özel dönemler. Size de bu konuda bilgi vereyim istedim. Şimdi biz tesisin diğer alanlarını keşfetmeye devam edelim. Sevgili tatilciler, burası da otelin sports barı. Otelin içerisinde buna benzer konsept başka barlarda var. İki tane büyük ekran var ve buradan maç yayını yapılıyor. Mesela bu akşam bir maç var, o yüzden ben gündüz çekmeyi tercih ettim. Çünkü çok kalabalık olacak gibi. Çok da şık ve gerçekten bir sports bar. Sadece futbol odaklı da değil. Diğer spor dalları için de misafirler buraya gelip onları izleyebiliyorlar. Veya onlarla ilgili materyaller kullanılmış. Görüyorsunuz burada formalar var. Arkamda bir formül aracı var. Burada bir dalgıç var. Burada bir kayakçı var falan. Ambiyans olarak gerçekten çok sıcak ve misafirlerin akşamları çok tercih ettiği ve zaman geçirdiği bir yer. Buranın güzel bir terası da var. Orada da zaman geçiriyorlar. Fiyatları da merak ediyorsunuz. Mesela şimdi bir kampanya varmış. Bir bira 135 TL tesiste biliyorsunuz. Mesela şimdi 6 al 5 öde kampanyası varmış. Bu şekilde size yanında çerezini de ikram ediyorlar.
Bu verdiğim bilgiler anlık geçerli. Videonun kayıt edildiği gün geçerli fiyat bilgileri. Sadece fikir versin diye söylediğim şeyler aklınızdan çıkartmayın. Hadi başka bir yere gidelim. Sevgili tatilciler, otelde hiçbir yerde olmayan bir hizmet daha var. İsmi orman terapisi. Belki hiç terapiye falan ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorsunuzdur ama bu öyle terapilerden değil zaten. Bu otel doğayla bütünleşmiş bir otel ve verilen bu hizmet, sunulan bu hizmet gerçekten size ve birçok insana bence çok iyi gelecek. Benim de kısa bir deneyimleme fırsatım oldu. Birkaç aşamadan oluşuyor. Bu terapiyi de Ayça Hanım yaptırıyor gelen misafirlerimize. Sadece hafta içi yapılan bir terapi bu. Ayça Hanım'dan bu terapiyi anlatmasını istedim. Şimdi size kısaca bu deneyimden bahsedecek. Ayça Hanım neler yaşayacak buraya gelen misafirler? Şöyle diyeyim, ilk öncelikle paketi alan misafirlerimiz bunun bilinciyle gelmiyor olabilir. Bu terapiye ihtiyacı olmayacağını hissediyor olabilir. Amacımız aslında kendinizi fark edebileceğiniz kıvama getirmek. Hissiyat olarak yaşamıyor olabilirsiniz. Fakat bu hissiyatı uyandıracak doğada birçok olay var. Biz bu olayları size bir terapist eşliğinde, yani benle birlikte bunları değerlendirerek doğanın içerisinde bir bütünlük sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bu doğa yürüyüş olarak kabulü değil. Tamamıyla bir meditasyon süreci gerçekleşiyor bu olayda. Bu meditasyon sürecinde doğanın bir parçası olacağınızı hissedebileceğiniz bazı uygulamalar yapıyoruz. İşte dokunmanın ne kadar önemli olduğu ya da beş duyu organınızı tamamıyla çalıştırdığınızda sizi ne kadar iyi hissettirdiğini net bir şekilde anlıyor olabiliyorsunuz. En sonunda zaten bir meditasyon sürecimiz oluyor. Bu meditasyon sürecinde gözleri kapalı bir süreç gerçekleşiyor. Bu süreçte biz insanları doğanın parçası olan o tohuma, aslında kendi benliğinize döndüreceğimiz bazı bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Ve 10-15 dakikalık bu meditasyon sürecini sağladıktan sonra bu yaşadığınız o duygu akışını da çay seremonisi dediğimiz bir ikramla, bitki çayıyla taçlandırarak o sıcaklığı da damaklarında hissedecek şekilde bir rahatlatma evresi sağlıyoruz. Kısaca aslında ruhu arındırma. Bizim otelimizin hep söylediği şey var, gelin tazelenin diye. Aslında bunu tamamıyla doğayı kullanarak ve sizleri bilinçli hale getirecek şekilde güzel bir uygulama sağlıyoruz. Tavsiye ediyorum herkesin gelmesini. Çünkü güzel bir deneyim, her yerde yaşamayacağınız deneyim. Her yerde yaşamayıp sonradan kendiniz olarak da devam ettirebileceğiniz bir şey. Doğaya çıktığınız her anda burada yaşadığınız o duyguyu hissedebiliyorsunuz. Birçok misafirimiz o şekilde bana dönüşler sağlamıştır. Sizle yaptık ama biz şu ormandaydık, sizin sesinizi duyduk. Aslında benim sesimi değil, burada yaşadığı andaki uyarıcılar dediğimiz, onları uyardığımız, bilinçaltına yerleştirdiğimiz doğanın içerisindeki kendini fark etmeye başlıyor. Umarım bütün herkesle tanışabiliriz bu evrede ve o duyguları onlara da yaşatabiliriz. Fiyatlarını da merak ediyorsunuz tabii. Öyle uçuk falan bir fiyatı yok. Zaten hafta içi alırsanız paketin içine bunu dahil de edebiliyoruz. Çağrı merkezini ararsanız fiyatı konusunda bilgi veririz. Otel de burada bu konuda destek alıyor ama sadece hafta içlerinde. Bunu da unutmayın. Şimdi tesisi keşfetmeye devam edelim. Sevgili tatilciler, burası da otelin içerisindeki 16 yaş altı çocuk kabul etmeyen sessiz bir salon. İsmi Melisa. Burada rahat koltuklar var. Güzel bir şömine var. Toplantı yapabileceğiniz bir alan var ve en önemlisi yüksek hızlı bir internet var. Yani buraya geldiğinizde bir işinizi halletmeniz gerekirse kaçacağınız yer burası. Aynı zamanda sessiz bir alan arıyorsanız böyle kitap okumak için falan, onlar için de ideal. Ne kadar fazla iş gördüğünü tahmin edemezsiniz. Mesela bizim çok iyi işimizi gördü. Yüksek hızlı internete bazen çok ihtiyaç duyuyoruz ve bu otelde böyle bir hizmet sunulması şahsen bizi çok memnun etti. İsterseniz şimdi sizi alakart restorana götüreyim. Sevgili tatilciler, burası da otelin alakart restoranı, Safran Restoran. Eğer öğlen karnınız acıkırsa gelip burada menüden siparişli yiyecek servisi alabiliyorsunuz. Çok özel şaraplar, çok özel içecekler de var.
Bunları da servis ediyorlar burada. Ayrıca eğer açık büfede yemek almak istemiyorsanız kahvaltınızı da gelip burada alabilirsiniz ki deneyimlemenizi tavsiye ederim. Çünkü alakart servis bir kahvaltı, serpme kahvaltı şeklinde yapılıyor. Fiyatı da kişi başı 260 TL civarında. 2 kişi için söylüyorum bunu. Mesela bir köfte fiyatını da vereyim size, fikriniz olsun yine. Izgara köfte 315 TL. Mesela pizza margarita da 250 TL olarak servis ediliyor. Yine üstüne basarak söylüyorum, bu fiyatlar İstanbul'da alışveriş merkezinde bir kafede yiyip içseniz aynı fiyat. Yani uçuk kaçık bir şey yok. Bence gayet adaletli ve düzgün bir fiyatlandırması var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumlara yazın. Sizin yorumlarınızı da ben merak ediyorum. Sevgili tatilciler, orman terapisini tamamladık. Terapinin sonunda size bir çay seremonisi yapılıyor. Şimdi seremoni başlayacak. Sağ olsun Ayça Hanım burada misafirlerini ağırlıyor, çaylarını ikram ediyor ve sonrasında da küçük bir seremoni yapılıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Orman terapisine özel yaptığımız çaylarımızı size ikram edeceğiz. Doğadan toplanılan, içerisinde elma, ıhlamur ve rezene var. Biz bunları sizin için demlemeye vereceğiz. Bu çay seremonisinin özelliği nedir? Anlamlandıramadığınız şeyin böyle sıcaklığını hissettiğinizde bir nokta atışı gibi bir eylem oluyor açıkçası. O yüzden bu orman terapisinin bitişi için çok önemlidir. Ve bu süreçte ikramlarımızı sağladığımız anda doğaya teşekkür etmek adı altında biz doğaya bir damla bu aldığımız teşekkür ederiz çayını damlatarak bitirmeye çalışıyoruz. Sizi de o yüzden alana davet ediyorum. Çayınızı alalım. Evet. Doğanın herhangi bir noktasına damlatarak teşekkürlerinizi sunuyorsunuz. Evet. Yaşadığınız deneyimi dinlemek için sabırsızlanıyorum. Buyurun sizden ben deneyimi dinlemiş olayım. Ben de anlatmak için sabırsızlanıyorum ama kamera karşısında anlatmayacağım. Saat 3.30 yani çay saati. Çay saatinde neler mi servis ediliyor? Çay saatinde burada makarnalar var, patates salatası var, yeşillikler var, turşu var. Diğer tarafta da aynıları var. Bu tarafta meyveler var. İncir, elma, cookiesler, kurabiyeler, kekler var. Devam ettiğinizde de poğaça, simit gibi atıştırmalıklar var. Bunlarla beraber çay kahve de alabiliyorsunuz. Saat 3.30'da başlıyor burası. Öğleden sonra karnınız acıkırsa konsept dahilinde ücretsiz olarak böyle bir hizmet sunuluyor bu otelde. Siz şimdi bir de yemeklere yakından bakın. Teraslı Superior Deluxe. Buyursunlar. Efendim odaya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş ve ferah bir oda. Arkamda double bed'i görüyorsunuz. Double bed'in hemen karşısında da bir televizyon var. Fakat bu televizyon normalden bayağı büyük. Normal odalarda kullanılan televizyonlara göre gerçekten büyük. Burada bu oda tipine özel olarak Nespresso marka kahve makinemiz var. Kapsüllerle çalışıyor. Burada da yine kahve için hazırlanmış fincanları görüyorsunuz. Şöyle şuralara bir kurcalıyorum. Burada çay kahve setup'ımız var. Minibara bakıyorum. Minibarda da bir su var. Devam edelim. Burada güzel bir lambader var. Terasa geçmeden önce bir şey anlatacağım. Bakın bu açılıp kapanabilen bir sofa bed. Yani bu böyle çift kişilik açılabiliyor. Ve siz buraya 3 kişi olarak gelirseniz veya çocuklarınızla gelirseniz onlar burada yatılıyor. Bu otelde ek yatak atılmıyor. Yani siz bana bir ek yatak gönderin derseniz size maalesef yardımcı olamıyorlar. Fakat üzülmeyin, eğer ek yatak konusunda bir hassasiyetiniz varsa yan otelde yani NG Sapanca'da bununla alakalı herhangi bir sorun yok. Orada ek yatak olarak kullanabiliyorsunuz. Bir şey daha söyleyeceğim.
Eğer kalabalık bir aileyseniz ve bu odadan iki tane istiyorsanız bunun connection olan versiyonları da var. Ara kapısı var. Burada böyle iki kişilik yatak var ya. Orada da iki tane tek yatak var. Ama buradan ara kapıyla hemen tık oraya geçiyorsunuz. Bu da bence çok iyi düşünülmüş bir özellik. Spa'dan çıktım, masajımı yaptırdım, odama geldim. Odamdaki Nespresso makinemden bir kahve yaptım. Burada eşimle, arkadaşımla, kız arkadaşımla, sevdiklerimle bir kahve içiyorum. Hem de bu manzara eşliğinde. Ben bu terası işte böyle kullanırdım. Bilmiyorum siz nasıl kullanırdınız? Onu da yorumlara bekliyorum. Şimdi isterseniz sizi banyoya götüreyim. Şimdi otelin banyosundayız. Bakalım banyoda aşağıda havlular var. Burada bir banyo lifi var. İki tane terlik konulmuş. Burada fön makinesi var. Hem de büyük boy fön makinesi. Burada NG marka duş jeli, şampuan ve duş losyonu var. İki bardağımız var. Diş seti var. Diş setinin içindeki diş macunu da Rosso Bianco marka. Ya bazen mimarlar otelleri yaparken konaklama deneyimleri olmadığı için mi desem, ne desem bilmiyorum. Durduk yere mimarları da karşımıza almayalım ama tuvaleti yapıyor ama kapı koymuyor. Sadece burada aileler konaklamıyor. Yani aileler için bile bazen handikap olabilir. Burada bu düşünülmüş. Bakın burada tuvaletin kapısı var. Burada da duş için ayrı bir bölüm var. Oldukça da geniş, rahat bir duş. Bu durumla alakalı hassasiyeti olan insanlar olduğunu biliyorum. O yüzden de bunu göstereyim istedim. Şimdi odanın hemen bu tarafında da saklama alanları ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz kasa var. Burada bornozlar var, iki tane. Sonra devam ediyorum. Burada da yine saklama alanları var. Gerçekten çok geniş, kullanışlı, ferah bir oda. Şimdi diğer odaya gidelim. Grand Suite, buyursunlar. Sizi harika bir odaya getirdim sevgili tatilciler. Şimdi salonundan başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi güzel bir sofa bed var. İsterseniz bu da açılıyor, yatak oluyor. Burayı da yatak odası olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun karşısında yine devasa bir televizyonumuz var. Burada da bir masa sandalye takımımız var. O da pencerenin önünde. Pencerelere çok güzel bir doğa manzarası var. Valizinizi açabileceğiniz bir alan var. Burada da saklama alanları var. Devam ediyorum. Burası da yine saklama alanları. Burası çocukların kalacağı oda. Bakın göstereyim hemen size. Burada bir yatak daha var. Karşılarında yine bir televizyon var. Devam edip geliyorum. Burada bir mini bar var. İki tane su var. Devam ediyorum. Burada iki tane koltuğumuz var ve güzel bir manzara var. Zaman geçirdiğimiz alan arkada görünüyor. Orası da çok güzeldi. Şimdi isterseniz banyoya gidelim. Grand Suite'in en önemli özelliklerinden bir tanesi çift lavabo olması. Burada yine fön makinemiz var. Büyük boy, duş jeli, tarak, tıraş seti, diş seti ve ne bulunmuş? Kulak pamuğu konulmuş buklet malzemesi olarak. Aşağıda bornozlar var, terlikler var. Tuvaletimiz, burada da banyomuz var. Bitmedi. Maşallah oda gez gez bitmiyor. Devam edelim. Burası da anne babaların kalacağı oda. Bakın güzel bir yatak var burada, double bed. Karşısında yine büyük boy bir televizyon var. Devam ediyorum hemen. Burada güzel bir lambader var. Otelin içerisinde gerçekten kullanılan malzeme, renkler aşırı modern ve birçok yerde sanatı hissediyorsunuz. Çok iyi düşünülmüş mobilyalar, çok iyi düşünülmüş eserler, basit, rastgele seçilmiş şeyler değil kesinlikle. Gerçekten hepsi çok özel. Mesela gördüğünüz tabloların birçoğunu Sema Hanım yapıyor. Otelin yönetim kurulunda kendisi, aileden birisi. Bu mobilyalarda da eminim onların dokunuşları var. Aile sanatla ilgili olunca tamamıyla otele de yansımış. Çok da güzel bir şey. Ben beğendim. Burada bir küçük bir Fransız balkon var. Burası da dışarıdaki güzel ormana bakıyor.
Şimdi bu odanın da banyosu var. Burası iki banyolu. Hemen sizi hızlıca diğer banyoya götürüyorum. Diğer banyoya gitmeden önce de burada da saklama alanları var. Bakın ücretsiz bir kasa. Devam ediyorum. Burada da bir alan var. Saklama alanları. Geliyorum hemen. Ta 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 ta. Güzel bir küvet var. İsterseniz siz banyo yaparken buradan perdeyi de hareket ettirebiliyorsunuz. Bakın isterseniz manzaralı bir küvette olabiliyor burası. İşte lüks, işte kalite. Aradığınız her şey NG Enjoy'da var. Suite oda, buyursunlar. Şu odanın genişliğine bir bakar mısınız? Hakikaten çok geniş. Her yerde manzara var. Şöyle açıyorum perdeyi. Bakın burada otelin diğer cephesinin manzarası var. Burada bir yemek masası var. Güzel bir lambader. Devam ediyorum. Çay kahve setup'ı. Mini barda da iki tane su var. Burada da ücretsiz olarak sunulan şişelik su var. Burada Nespresso makinesi var. Nespresso makinesi sadece suitlerde var, diğerlerinde yok. Burada da kapsülleri var. Televizyonumuz yine aynı büyük ve bu sofa açılabiliyor, büyüyebiliyor. Devam edelim. Safe box. Burada bornozlarınız var. Saklama alanları var. Bu taraf banyoya gidiyor. Banyoya sonra bakacağız. Şimdi geldik. Buranın alameti harikası bu oda. Bakın burada güzel bir cama bakıyor. Bu cam da ormana bakıyor. Yani uyanır uyanmaz cam açıksa, bu tarafa çıksa siz bu güzel manzaraya uyanabiliyorsunuz. Şahane. Burada bir televizyonumuz var. Burada demin benim beğendiğim sehpadan bir tane daha var. Koltuklarımız var. Hemen sizi banyosuna götüreyim. Banyoya geldiğimde yine güzel bir küvet var. Bakın küvetin arkasında olan perde otomatik olarak açılıp kapanıyor. Eğer rahatsız olursanız perdeniz açılıyor efendim. Burada iki tane lavabomuz var. Aşağıda terliklerimiz, banyo lifimiz, havlularımız. Burada ışıklı bir makyaj aynamız. Sonra şampuan. Burada da dental kits, shaving kits, diş seti ve tıraş seti var. Burada bir tuvalet. Burada da bir banyomuz var. Güzel bir oda değil mi? Güzel, gerçekten iyi. Superior Deluxe Room, buyursunlar. Burada kocaman bir yatak sizi bekliyor. Yatağın büyüklüğünü görüyor musunuz? Ayrıca bu yatak ortadan ikiye ayrılabiliyor. Devam ettiğimde burada bir televizyon var. Televizyon da oldukça geniş. Normal otel televizyonlarının üzerinde bu televizyonun büyüklüğü. Devam ettiğimde burada çay kahve setup'ı var. Ücretsiz litrelik su var. Ve burada da iki tane soğuk şişe suyumuz var ama onlar ücretli. Burada bir sehpamız var. Açılıp kapanabilen bir sofamız var. Buraya ek yatak konulamıyor. Ek yatak istiyorsanız NG Sapanca'yı tercih edebilirsiniz. Orada böyle bir problem yok. Burası Superior Deluxe Room. Buranın bir manzarası var. Manzarası da işte böyle otelin açık havuzuna bakıyor. Hemen sizi banyoya götürüyorum. Banyo. Banyoya geldiğimizde burada ışıklı bir makyaj aynası var. Duklet malzemeleri var. Diş kitimiz var. İki tane bardağımız var. Aşağıda terliklerimiz, yedek havlularımız, lavabomuz ve duş ve tuvalet bulunuyor. Oldukça da geniş bir banyo. Nasıl buldunuz? Size önemli bir detay daha vereceğim.
Şu anda odaların olduğu koridordayız. Bakın burada spa'nın asansörü var. Asansöre buradan gidebiliyorum. Bu sizin ne işinize yarıyor biliyor musunuz? Siz otelin keyfini çıkartıyorsunuz. Bornozunuzda, terliğinizde dolaşıyorsunuz. Asansöre bineceksiniz. Asansörler bazen lobide duruyor. Lobiden takım elbise adamlar siz bornozda dururken yanınıza biniyor. Yani böyle bir gerginlik oluyor yani o takım elbise adamla bornozlu insanlar arasında. Onun önüne geçmek için odaların olduğu koridorlara spa asansörü koymuşlar ve spa'ya buradan kolayca inebiliyorsunuz. Ve bu asansörde bu demin anlattığım olumsuzluğu yaşamıyorsunuz. Çünkü herkes bornozda biniyor. Evet sevgili tatilciler, peki NGNGO'nun yemekleri nasıl? Şimdi size yemeklerin hepsini göstereceğim. Gelin şuradan tek tek başlayalım. Burada tavuk kanadımız var. Izgara olarak yapılmış. Köftemiz var. Kuzu tandırımız var. Bakın nasıl dağılıyor. Ördeğimiz var böyle. Burada da orman kebabımız var. Restoran görmüş olduğunuz gibi gayet iyi. Akşamları burada keyifle yemek yiyeceğinizde kesin. Tatlarına da bakacağız birazdan. Ama siz bir tatlılara bakın. Diğer büfelere bakın. Yemekleri bir yakından inceleyin bakalım. Nasıl buldunuz ben de merak ediyorum. Nasıl bulduğunuzu da yorumlara bekliyorum. Oraya yazın. Ne düşündüğünüzü ben de göreyim. Birazcık ördek aldım, köfte aldım, pide aldım. Şimdi bir ördeğin tadına bakacağım. Çok güzel ördek ya. Çok lezzetli olmuş gerçekten. Köfteye bakalım. Izgara köfte bu da. Köfte de gayet güzel. Zaten tadına bakmaya gerek yoktu yani. Ne kadar güzel olduğu belliydi ama yine de tasdiklemiş oldum. Otelin yemekleri konusunda aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Hem sabah kahvaltısı hem akşam yemeği oldukça çeşitli, çok şık bir restoran, çok şık bir teras, çok lezzetli yemekler. Hiçbir soru işareti yok. Bu otelin yemekleri iyi. Evet, bir otelin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bu otel için bir çekiliş düzenliyoruz ve Instagram hesabımızda olacak bu çekiliş. O yüzden Instagram hesabımızı da takip edin. Eğer bu oteli beğendiyseniz ve rezervasyon yapmak istiyorsanız lütfen bizi tercih edin. İstanbul'da bizi ziyaret ediyorsunuz, ofislerimize geliyorsunuz, tanışıp kahve içiyoruz. Bu videoyu izlemiş, beğenmiş ve ofise rezervasyon yapmaya gelen misafirleri görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Telefonla rezervasyon yaptırmak isterseniz de aşağıda çağrı merkezi telefonumuz bulunuyor. Orayı arayabilirsiniz veya tatilciler.com'dan rezervasyonunuzu kendinize yaptırabilirsiniz. Şimdilik bu otelden bu kadar. Başka bir otelde görüşmek üzere.